Dilini değiştirmenin tek yolu var. O da dilini kutsal ruhun kontrolüne bırakmak. Kötü sözlerle başa çıkmanın tek yolu var. Tövbe edin, af dileyin. Pekala, kutsal ruhu almak. Üç temel nokta var. Birincisi şu, kutsal ruh bizleri İsa'da vaftiz eder. Kutsal ruh bizi vaftiz eder. Vaftiz kelimesi Grekçe'de daldırmak, tamamen sokmak, batırmak. Bir şeyi daldıracaksan tamamen ıslanacaktır. O halde kutsal ruh bizi İsa'da vaftiz eder. Ve bu ayetin sadece bir kısmını okuyacağız. Çünkü ihtiyacımız olan şey için yeterli. 1. Korintiler 12 ayet 13 der ki hepimiz bir beden olmak üzere Aynı ruhta vaftiz edildik. Hepimiz aynı ruh aracılığıyla tek beden olmak üzere vaftiz edildik. Yani kutsal ruh bizleri tek bedende, burada bahsedilen beden Mesih İsa'nın bedenidir. Pekala, pek sık yapmadığım bir şey yapacağım. Tahtaya yazacağım. Çünkü bence bunu net görmenizi sağlayacaktır. O halde o halde kutsal ruh ve ilerledikçe nedenini ve bizler için ne anlama geldiğini göreceksiniz. Bizleri İsa'da vaftiz eder. Tamam mı? Herkes anladı mı? Teşekkürler. Tamam. İkinci noktamız şu. Sizler için direkt tahtaya yazacağım. Öğrencisi bizi suyla vaftiz eder. Yazımdan doktoram olduğu söylenebilir değil mi? Öğrenciler vaftiz eder. Öğrenciler vaftiz eder. Doktoram ne üzerine diye sorulduğunda aslında edebiyat üzerine. Onlar da bu ne demek diye sordu ve ben de aslında bilmiyorum dedim. Öğrenciler suyla vaftiz ederler. Çünkü bu ayeti açmanıza gerek yok. Matta 3'e birazdan bakacağız. Bu ayet çok ünlü bir ayet. Matta 28-19. İsa gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin dedi. Bu grekçe bir kelime. Mates böylece hepiniz bunu hatırlayabilirsiniz. Gidin bütün ulusları onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz ederek ya da daldırarak öğrencilerim olarak yetiştirin bu suyla olmalıdır. Öğrenci demiş olmama dikkat edin. Çünkü suyla vaftiz edildiğimizde bir pastör olması gerekmiyor. Sadece öğrenci olması yeterli. Birçok baba çocuklarını vaftiz etmiştir. Çünkü öğrenci olmaları yeterli. O halde herkes suyla vaftizi biliyor ve ayrıca vaftizle ilgili başka birçok bağzımız oldu. Bunu size gösteriyorum çünkü sizlere hepimizin deneyimlemesi gereken üç vaftiz göstermek istiyorum olur mu? Üçüncüsü şudur. Bu seferki farklı bir şekilde başlıyor. Ben de sizi test ediyordum biliyor musunuz diye. İsa bizleri vaftiz eder. Ve işte burada kutsal ruh. Dün gece kutsalı yanlış yazdım ve onun yerine kuyt yazdım. Karım bunu bana belirtecek kadar lütufkardı. Pekala. O zaman İsa bize kutsal ruhta vaftiz eder. Bu vaazda odaklanmak istediğimiz şey bu. Kutsal ruhu almayı ya da kutsal kitabın deyişiyle kutsal ruhla vaftiz olmayı konuşmak istiyoruz. Ve bunu sizinle konuşmak istememin sebebi birinci vaftizle üçüncü vaftiz arasındaki farkı iyi bir şekilde anlamanızı istiyor olmamdır. Ve bu aslında keşke kendi kalemimi getirseydim ama farklı bir renk kullanayım o zaman. Bu aslında eğer gramerini konuşmak isterseniz bu kutsal ruhun vaftizidir. Kutsal ruh ile olan vaftizdir. Beni yanlış yönelten şey bu oldu. Çünkü çünkü ben ben biri bir şey söylediğinde dediklerini tamamen gramerlerine göre algılıyorum o yüzden. Kutsal ruhla vaftiz oldun mu dediğinde yani başka bir de işte kutsal ruhun ettiği vaftizi oldun mu dediklerinde evet Kurtuluşu aldığımda derim. Kurtuluşu aldığınızda kutsal ruh sizi Mesih'in bedeninde vaftiz eder. Ama kutsal kitap özellikle kutsal ruhla ya da kutsal ruhta olan vaftizden bahsediyor. Ve bunu sizlere göstermek istiyorum. Matta 3'te şimdi onu Matta 3'ü hızlıca açalım. 1. Korintiler 12'deydiniz. Şimdi Matta 3. bölüme geçiyorum. Matta 3 ayet 11 burada vaftizci Yahya konuşuyor. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Burada açıkça İsa'yı kastediyordu. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O yani İsa sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Bu bir edattır ve Grekçe'de bile bir sıfattır ki bu onun içinde ya da onunla aynı anlama gelir. Anlaşıldı mı? çok dikkat edelim. O sizi kutsal ruhla vaftiz edecek. Şimdi sadece başladığımız ayeti 1. Korintiler 12-13'ü hatırlayalım. Diyor ki aynı ruhta bir beden olmak üzere vaftiz edildik İsa'da. O zaman birinci nokta bakalım tekrar. Kutsal ruh bizleri İsa'da vaftiz eder ama dikkat edelim ki matta 3.11'de o yani İsa sizi kutsal ruhla ya da ruhta vaftiz edecek. Beni dikkatlice dinleyin. Teolojik olarak bunlar aynı şey olamaz ama beni etkileyen şey gramer bakımından aynı şey olmamaları. İki farklı konu var ve hiçbir teolog ya da hiçbir gramer uzmanının bana bunların yani şey olduğunu söylemesine imkan yok. Aynı şey olamazlar. Aynı şey olamazlar. Çünkü bizi Mesih'te vaftiz eden kutsal ruhtur ama çok açıktır ki İsa bizi kutsal ruhla ya da kutsal ruhta vaftiz eder. İsa bizi kutsal ruha tamamen daldırmak, onunla kuşatmak, tamamen doldurmak, kutsal ruhla taşmamızı istiyor. Şimdi bunlar hakkında konuşurken ve bunlara bakarken size bunun hakkında alışılmadık ve çok spesifik bir şey söylemek istiyorum. Kutsal Ruh'la vaftiz her müjde kitabında yer almaktadır. Şimdi bu sizi şaşırtmayabilir çünkü her ama her müjde kitabında yer alan çok az şey olduğunu anlamamış olabilirsiniz. Matta, Markos, Luka, Sinoptik ya da benzer müjdelerdir. Yuhanna sinoptik bir müjde değildir. İşte sebebi. Matta, Markus ve Luka İsa'nın doğumunu ele alır ve hemen sonrasında vaftizci Yahya'nın ölümüne geçerler. Ki bu İsa'nın görevine başladığı üçüncü senedir. Onlar sadece üçüncü senesini ele almaktadırlar. Matta, Markus ve Luka. Ve milattan sonra 70'te elçi Yuhanna, en uzun yaşayan öğrenci Yuhanna, kendi kendine dedi ki kimse İsa'nın görevdeki ilk iki senesini ele almadı. O zaman o noktada Yuhanna kitabını yazdı ve ilk seneleri ele aldı. Bu yüzden Yuhanna'da, Matta, Markos ve Luka'dan olmayan şeyler var. Ve birçok kez bunu birçok kez göreceksiniz. Matta'da bir şey okuduğunuzda bu benzetme Markos ya da Luka'da nasıl deyip bakabilirsiniz. Ama Yuhanna, Yuhanna'ya başladığınızda ikinci bölümde bile Yuhanna 3. Nikodim ile yeniden doğmakla ilgili konuşması, Yuhanna 4 Samiriyeli kadın, baktığınızda yani demek istediğim, Devam ettiğinizde de bir sürü şey var. Yuhanna 8'de zinada yakalanan kadın, Yuhanna 9'da kör adam, Lazar'ın ölümden diriltilmesi, Yuhanna 14, 15 ve 16'da geçen, kısık yemeğinde geçen konuşmalar. Bunların hiçbir Matta ve Markos ya da Luka'da yazmıyor. Sizlere söylüyor olmamın sebebi, sizlere tüm dört müjdede kesin olarak yazan şeyleri söyleyeyim. Mesih'in ölümü, gömülmesi ve dirilişi. Ki bu 1. Korintler 15. bölüme göre müjdedir. Paskalya'da bundan bahsetmişti. Din ölümü, gömülüşü ve dirilişi ve kutsal ruhta vaftiz. Tüm dört müjdede, biraz önce Matta'da okuduk değil mi? Şimdi zaman kısaltmasından dolayı çok seyrek yaptığımız bir şey yapmanızı isteyeceğim sizden. Çünkü yapmak için bol zamanımız var. Markos birinci bölümü açın. Teknoloji olmadan önce kilisede bu şekilde yapardık. Çünkü tabi ayetleri ekrana yansıtamazdık. Sonra tepegöz cihazı teknolojisine sahip olduk. Kaçınız tepegözü hatırlıyor? Önde genelde uyuyakalan biri olurdu ve ilahi değiştiğinde sayfayı değiştirmeyi unuturdu. E, tamam her neyse. Ve aynı zamanda parmak izlerine de her neyse. <laughs> Heh, tamam Markus 1. bölüm. Herkes açtı mı? Ayet 8. Yeniden vaftizci Yahya diyor ki ben sizi suyla vaftiz ettim ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. Luka 3. bölümü açalım. Luka 3. bölüm. Bunu hatırlayabilecek misiniz? Sayılar aklınızda kalacak mı bilmiyorum ama Matta 3 ile Luka 3 ve Markus 1 ile Yuhanna 1. Karıma bir kez bunu söylediğimde bana bunu neden söylediğin hakkında hiçbir fikrim yok dedi. Ve dedim ki tabii çünkü hatırlayabileceksin. Matta ile Luka 3 ve Markus da Yuhanna 1'de ve bunu asla ve asla hatırlamayacağım emin olabilirsin dedi. Ben bu şekilde bireyleri hatırladığımızı sanıyordum. Tamam Luka bölüm 3 ayet 16. Vaftizci Yahya tekrar diyor ki: "Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek." Bakın yine Matta, Markos ve Luka'da ne kadar benzer. Şimdi ise Yuhanna 1. bölüme gidelim ve Yuhanna'da nasıl bir daha farklı olduğunu göreceksiniz. Yuhanna 1. bölüm. Matta, Markus, Luca, Yuhanna o yüzden sırayı izlemek gayet kolay burada. Ve bundan sonra elçilerin işleri bire gideceğiz ki bu da Yuhanna'nın sonraki kitaptır. Yuhanna bölüm 1 ayet 33 burada yine vaftizci Yahya konuşuyor ama biraz farklı bir bakış açısıyla göreceğiz. Ben onu tanımıyordum. Yani ben İsa'yı tanımıyordum diyor. Ama suyla vaftiz etmek için beni gönderen buna çok dikkat edin. Ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen Kutsal Ruh'la vaftiz eden odur," dedi. Ruhun kimin üzerine indiğini ve durduğunu görürsen işte o. Bu çok önemlidir çünkü Kutsal Ruh daha önce hiçbirinin üzerine inip onda kalmadı. Eski antlaşmada insanların üzerine indi ama orada kalmadı. Eğer hatırlarsanız Kral Saul'un üzerine indi ve sonra Kral Saul sunuyu Samuel gelmeden sunduğunda kutsal ruh ondan ayrılmıştı. Hatırlarsanız Davut'un üzerine indi ve sonra Davut Batşeba ile zina ettiğinde ve tövbe ettiği duada Mezmur 51'de Davut şöyle diyor: Kutsal ruhunu benden alma, geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini ve tövbe etti. Kutsal ruh yeniden üzerine geldi. Şimdi baba tanrı vaftizci Yahya'ya diyor ki ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen kutsal ruhla vaftiz eden odur. Şimdi vaftizci Yahya ne zaman kutsal ruhun İsa'ya inip durduğunu gördü? Onu suyla vaftiz ettiğinde oldu. Hatırlarsanız İsa suyla vaftiz olduğunda göğün açıldığı ve kutsal ruhun bir güvercin gibi onun üzerine indiği İsa'ya geldiği yazıyor. Şimdi anlamanızı istediğim bir şey var. Yine ben bu şekilde ben yazanların gramerine bakıyorum. Güvercin gibi bir benzetmedir. Bu cümle eklendiği ve cümleye renk kattığı anlamına gelir ama cümlenin özü değildir. O halde burada kutsal ruh öz nedir? Kutsal ruh güvercin gibi İsa'nın üzerine indi. Beni bazen rahatsız eden şey şudur. Birçok ama birçok kişi cümleyi şu şekilde okuyor. Güvercin kutsal ruh gibi İsa'nın üzerine indi. Hepimiz filmini izledik. Hepimiz güvercinin cennetten aşağı doğru uçtuğunu izledik. İhtiyar bir vaizin bir illüstrasyon yapmak istediğini duymuştum ve kürsünün olduğu yerin tavanında zamanında açılmış bir delik bulunuyordu ve delik kapatılmamıştı. O zaman küçük bir çocuğu ve güvercini tavan arasına koyup dedi ki kutsal ruh üzerine indi dediğimde güvercini aşağı doğru bırak. <laughs> ve sonra vaazını verirken dedi ki kutsal ruh. Hiçbir şey olmadı. Kutsal Ruh indi. Kutsal Ruh indi dedi ve bu sesi duydu. Pastör bir kedi kutsal ruhu yedi. Kediyi atayım mı? <laughs> bir güvercin kutsal ruh gibi inmedi. Kutsal Ruh güvercin gibi İsa'nın üzerine indi. Herkes anladı mı? İsa kutsal ruhla vaftiz edildi. Bu çerçevede sizlere çok basit bir sorum olacak. İsa'nın ruhu almasına gerek var mıydı? O bunu dünyadayken kutsal ruhun üzerine inmesine gerek var mıydı? Ve hepimiz biliyoruz ki kutsal ruh üzerine indi. Eğer İsa'nın kutsal ruhla vaftiz olmasına gerek varsa bizim var mı? Şimdi bu şeylere bakalım. Şu kalemi de alayım. Sadece üç kelime hatırlamanızı istiyorum. Çünkü elçilerin işlerinde ve birkaç ayette bunlara bakacağız. Kurtuluş, su, vaftizler hakkında konuşuyoruz şu an ve ruh. Başka bir deyişle ilk vaftiz kurtuluşla olur. Kurtuluşu aldığımızda kutsal ruh bizi Mesih'in bedeninde vaftiz eder ki olmak muhteşemdir. Keşke tüm vaazı şu konuda verebilsem. Mesih'te, Mesih'te olmanın anlamı konusunda. konusunda. Burada konumuz bu değil ama Mesih'te olmak olunması harika bir şeydir ve hiç kimse sizi onun elinden koparamaz ve kimse sizi babanın sözünden koparamaz. Bununla ilgili heyecanlı olmanız lazım. Pekala Kutsal Ruh bizi işte kurtuluş burada gerçekleşir. Suyla vaftiz oluruz ve sadece bununla ilgili bir vaaz verebilirim ki daha önce verdim. Suyla vaftiz, ruhla vaftiz, benliğin gitmesi, eski Adem'in gidişi, suyla vaftizde neler oldu. Şimdi sadece bir şeyi ele almanızı istiyorum. İsa bizim örneğimiz midir? Evet, bizim örneğimizdir. Peki İsa'nın hayatında bu üç şey gerçekleşti mi? Tamam, durun. Şimdi açıklayayım. Çok güzel bir cevap ama ilk size bir şey açıklayacağım. Her şeyden önce İsa kurtardı. Tamam, bir duralım. Onun kurtarılmaya ihtiyacı yoktu. Çünkü o kurtarır. <laughs> Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Kutsal Kitap kurtuluşu yeniden doğmak olarak sunuyor. Tamam. İsa'nın yeniden doğmaya ihtiyacı yoktu. Çünkü ilk doğuşunda doğru doğmuştu başka bir deyişle bizler günahkar olarak doğduk ama bizler yeniden doğduk. Şimdi bu sizi şok edebilir. Tanrının mükemmel çocukları olarak yeniden doğduk. İşlerle ilgili değil ama lütufla. Tamam ben ben yine bu sizi şok edebilir ama ben kusursuzum. Tanrının önündeki yerimde. Performansımda kusursuz değilim. Keşke olsaydım ama değilim. Ama Tanrının önünde kusursuzum. Çünkü Mesih'teyim. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Pekala İsa bizim yeniden doğmamız gerekiyor. Ama yeniden doğduğumuzda Tanrı'nın çocukları olarak doğuyoruz. İsa Tanrı'nın çocuğu olarak doğmuştu. Ve sonra suyla vaftiz oldu ve ruhta vaftiz oldu. O halde bizim bu üç şeye ihtiyacımız var. Şimdi elçilerin işleri biri açın. Ve buradan ilerlerken dikkat etmenizi istiyorum bu üç vaftize. Okuduğumuz tüm ayetlerde olur mu? Elçilerin İşleri 1, Yuhanna'dan hemen sonraki kitap, Elçilerin İşleri 1. Bunlar şimdi okuyacakları İsa'nın son sözleriydi. Son sözleri, en son söylediği şey ve söyledikten hemen sonra göğe alındı. 4 ve 5. ayetlere bakalım. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Lütfen. Lütfen söz kelimesini hatırlayın. Sözün babanın sözünün, benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini beklemenizi istiyorum. Şöyle ki, Matta, Markus, Luka ve Yuhanna'da yazan ayetlere gidiyor. Yahya, vaftizci Yahya, suyla vaftiz etti. Ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz kutsal ruhu göndermeden önce babaya gitmesi gerekiyordu. Tamam, tamam. Şimdi diyor ki sözün gerçekleşmesini bekleyin ve kutsal ruhla vaftiz olacaksınız. Ve geçen hafta okuduk aslında elçilerin işleri 2. bölümde Pentekost günü ruhun gelişini ve sonra Petrus kalkıyor ve bir konuşma yapıyor ve bu gördüğünüz peygamber Yuhal aracılığıyla önceden bildirilen olaydır diyor ve onlara anlatıyor ve sonra 37. ayete bakın bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Şimdi bu üç vaftize bakmanızı istiyorum. Ne yapmalıyız? Tamam. Ayet 38, Petrus onlara şu karşılığı verdi: Tövbe edin, tamam, bu şekilde kurtuluyoruz. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. İşte suyla vaftiz. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Şimdi bu üç şeye dikkat edin. Tövbe edin, kurtulun, vaftiz olun, suyla vaftiz ve kutsal ruh armağanına alın. Şimdi şunu netleştirelim. Kutsal ruh armağanı belirli bir armağan değildir. Kutsal ruhun armağanı kutsal ruhun kendisi ve tüm armağanlarıdır. Başka bir deyişle eğer ben burada Pastor Jane'e, Pastor Jane sana bunu ver. Yok yok şaka yapıyorum. Otur otur. Sana bunu vermemde imkan yok. Evet çok iyi bir fiyatı aldım. Pekala tamam o zaman. Eğer sana bu saat armağanını vereceğim dersem, 10 yıldır burada Gateway'de olduğun için ve sonra onun partisindeyken ona sadece yel kovanı verirsem, Ben bana saat hediyesini vereceksin sanıyordum. Ben de saatin hediyesi derken saatin bir parçasını kastetmiştim. Bakın bunu demek istemiyor. Ve bizim yaptığımız şey insanlar diyor ki kutsal ruhun armağanı dillerdir. Şimdi bu kutsal ruhun armağanlarından biri kutsal ruhun armağanı ruhtur ve mükemmel olan şudur. Sonrasında diğer her şeyi onunla birlikte alıyorsunuz. Şimdi İsa'nın sözün gerçekleşmesini bekleyin dediğini hatırlayın. Bazı kişiler bu kutsal sözün gerçekleşmesini bekleyin dediğini hatırlayın. Şimdi bazı kişiler bu kutsal ruhun dökülüşünün sadece o 120 kişi için olduğunu söylüyor. Sadece Pentekost gününde orada olanlar için de deniyor. Ama hatırlayın ki İsa bunu söz olarak adlandırıyor. Sözün gerçekleşmesini bekleyin ve verilen söz kutsal ruhla vaftizdir. İsa'nın sözünde bu çok nettir. Hemen sonrasındaki ayete bakalım 39. Bu vaat yani kutsal ruh armağanı sizler çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. İşte onlar biziz, onlar biziz. Biziz. Biz ruhun armağanını alabiliriz ama üç vaftize dikkat edin. Ne yapmalıyız dediler? Tövbe edin dedi. Kurtulmanızı istiyorum. Suyla vaftiz olun ve de kutsal ruh armağanını alın. Tamam mı? Şimdi elçilerin işleri bölüm 8'e bakalım. Birkaç sayfa ötede Filipus Samuriye'ye gidiyor ve onlara Mesih'i müjdeliyor. Ve bakın görebilecek misiniz? Kurtuluyorlar, suyla vaftiz oluyorlar ve kutsal ruh alıyorlar. Elçilerin işleri 8-12 ama müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman işte kurtuluşları iman ettiler. Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeye inandıklarında yani egemenliğe ve İsa'ya iman ettiklerinde erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. İşte suyla vaftiz oldular. Kurtuluşu alıp suyla vaftiz oldular. Şimdi 14. ayete bakın. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye'ye ye, halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la da Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus da Yuhanna oraya varınca onları Hristiyan birliğinin sağ kolları yaptı. Çünkü gerekli her şeye sahiplerdi. <laughs> Kutsal kitabınızda yazan bu mu? Çünkü bize ihtiyacımız olan her şeyin bunlar olduğu söylendi. Kurtuluş ve suyla vaftiz bize söylenen bu. Ama yine de bakın ne diyor oraya varınca Samariyeli imanların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Ben kurtuldular sanıyordum. Neden gittiler? Neden Petrus ve Yuhanna gibi öğrenciler, elçiler gidip kurtulmuş olan kişiler için gidip kutsal ruhu almaları için dua ediyor eğer zaten aldılarsa? Mantıksız bir şey. Sanki kutsal kitap bizim bugün bildiğimiz teolojiyi bilmiyor. Bakın işte çok açık ve net kutsal ruhu almaları için dua ettiler ve açıklıyor çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti ya da ruhla dolmamış, vaftiz olmamışlardı. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı o kadar. Sonra onların üzerine ellerini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Sizlere hatırlatmama izin verin ve bu vaazın konusunu kutsal ruhu almak Birçok imanı kurtuluşa aldı. Suyla vaftiz oldu ama kutsal ruhu almadılar. Size bir şey sorayım. İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiniz mi? Evet ya da hayır. Bu bana yardımcı olacak çünkü ben sizlerin pastörüyüm ve bilmek isterim olur mu? Tamam. İsa'yı kabul ettiniz mi? Bu kalbinizi açmanız ve ona İsa hayatımın Rabbi ol, hayatımı yönet, verdiğin her şeyi kabul ediyorum demek. Tamam. Neden kutsal ruhu kabul etmeyesin? Neden seni istiyorum? Beni yönetmeni, yönlendirmeni, yardım etmeni, olmam gereken eş ve baba olmama yardım etmeni istiyorum demeyelim. Seni kabul ediyorum Kutsal Ruh demeyelim. Ve çok mümkün ki bunun sebebi zaten onu aldığımızı düşünüyor olmamızdır. İsa'yı kabul ettiğimizde onu da alıyoruz diye düşünüyoruz. Diyorum, İsa hayatımıza geldiğinde Kutsal Ruh gelip bizim içimizde yaşıyor ama İsa bizi Kutsal Ruh'la vaftiz etmek istiyor. Bizi kutsal ruhla mesetmek istiyor. Tamam. Elçilerin işleri 19. bölümü açın. Elçilerin işleri 19. Bu arada isterseniz bu hafta 10. bölüme de okuyabilirsiniz. Orada uluslara müjdeyi duyuruyor ve kutsal ruhu onlarla alıyorlar. Elçilerin işleri bölüm 19. Ayet 1. Apollos Korint'teyken Paulus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak şimdi kutsal kitap onlara öğrenci diyorsa demek ki onlar öğrenciydi. Şimdi bakın Paulus onlara ikinci ayette ne diyor? <laughs> bu haftaki konumuz için bu olağanüstü bir şey onlara iman ettiğiniz zaman Kutsal Ruhu aldınız mı diye sordu. Kutsal Ruhu aldınız mı? Bir dakikalığına bana bir bakın. Paulus Yeni Antlaşmanın üçte birini hatta biraz fazlasını üçte birini yazdı. Üçte biri sizin yazdığınızdan biraz daha fazla. Benim yazdığımdan da. O yaşamış olan en azami elçi. Aynı zamanda bazı vahiyleri sizinle paylaşamam çünkü sizin anlayamayacağınız kadar ağır şeyler diyen elçi. Onun yazmış olduklarını anlayamıyoruz. Tabi ruh aracılığıyla anlıyoruz. Ama kendi kendimize anlayamayız. O halde yazmadıkları nelerdi? O aynı zamanda üçüncü göğe alınan elçi. Çoğumuz ilkine ulaşmaya hedefliyoruz tamam mı? Bu adam teolojiden anlıyor. Kutsal ruh bu adamı yeni antlaşmanın teolojisinin çoğu için kullandı. O zaman öğrencilere gidiyor ve onlara soruyor. İman ettiğinizde kutsal ruhu aldınız mı? Şimdi eğer iman ettiğinde ruhu alıyorsan neden yaşayan en azami elçi onlara bu soruyu soruyor? Doğru teolojiyi biliyor olsa gerek. İman ettiğinizde Kutsal Ruh'u aldınız mı? Çok basit bir soru. Başka bir deyişle, iman ettiğinizde kimse size Kutsal Ruh'tan bahsedip ruhu almanız için dua etti mi? Ve bunu gerçekten, gerçekten de kötüleyici bir şekilde söylemiyorum. Sadece esprili bir şekilde söylüyorum. Bence onlar benim büyüdüğüm kiliseye gittiler. Çünkü Kutsal Ruh'un varlığından haberimiz yok ki dediler. Ben de böyleydim. Ben kutsal ruhun varlığını bile duymamıştım. Onun hakkında neredeyse hiçbir şey duymadık. Durun, ayet 3'te, pardon ayet 3 ve dedi ki, pardon 2'nin devamı. Kutsal Ruh'un varlığından haberimiz yok ki dediler. Ayet 3 şimdi onların kurtuluşunu kontrol edecek. Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz diye sordu. Yahya'nın öğretisine dayanarak Şimdi Yahya'nın vaftizine bakalım. Çünkü bu vaftiz eğer yüreğinde yapman gerekeni yaptıysan kurtuluşu temsil eden bir vaftiz. O yüzden Ferisillere siz ben sizi vaftiz etmeyeceğim dedi çünkü yürekten değil. O halde 4. ayet Paulus Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbe ile ilgili bir vaftizdir dedi. Halka kendisinden sonra gelecek olana yani İsa'ya inanmalarını söyledi. Dinleyin işte bu şekilde kurtuluruz tövbe ederek ve İsa'ya inanarak ve belli ki bu kişiler öyle yaptı. Ciddiyetle Yahya'ya gittiler, tövbe ettiler ve ondan sonra gelecek olana yani İsa Mesih'e inandılar. Ayet 5. Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular suyla vaftiz. İnandılar ve suyla vaftiz oldular. 6. ayet Paulus ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerle konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Örüntüyü görüyor musunuz? Yeni atlaşmadaki kişiler kurtuluşu alıyor, suyla vaftiz oluyor ve sonra kutsal ruhla vaftiz oluyorlar. Bu elçilerin işleri kitabının tamamında var. Elçilerin işleri 1'de, 8'de ve 19'daydık. Tamam. Sizlere bu ayeti okuyayım. Bu başka bir çeviri. 1. Yuhanna 5, ayet 7 şöyle ki: Gökte tanıklık edenler üçtür. Baba, söz ve kutsal ruh. Bunların üçü de uyum içindedir. Tanıklık edenler diyor ki peki neye tanıklık ediyorlar? Olağan üstüne tanıklık ediyorlar. Tanrı'nın varlığına baba söz ve İsa'dan burada İsa olarak söz etmediğine dikkat edin. Ondan söz olarak bahsediyor. Başlangıçta söz vardı söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Bu yuhanna bir bir ve vahiy 19'da der ki Tanrı'nın sözü adıyla anılır. 12 ya da 13 ayet olması lazım vahiy 19. bölümde. Onun adı Tanrı'nın sözü. O halde söz odur. O halde baba söz yani İsa ve ruh. Şimdi tanıklık edenler üçtür. Hatırlayın ki bu üç vaftizden yeryüzünde hayatımızda gerçekleşmelerinden bahsediyoruz. Ve bazen kurtuluş kan olarak bahsedilir. Nedenini söyleyeyim. Çünkü İbraniler der ki akıtılan kanı olmasaydı günahın affı olmazdı. İsa kanını akıttı. Biliyorsunuz kan tüm günahlarımızı yıkar. Yani kan biz kan aracılığıyla kurtulduk. O halde diğer ayete bakalım ve 3 vaftizi görebilecek misiniz bir bakalım. Ayet 8 Yerde tanıklık edenler 3'tür. Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. Ben kutsal ruh vaftizini 1983'te aldım. Bu ayet beni ikna etti. Bu konuyla çok fazla ayet okuduktan sonra ama bakın ne diyor? Yeryüzünde üç tanık vardır. Ruh, su ve kan. İsa'nın kanı. Kurtuluş. Ruhla vaftiz, suyla vaftiz ve İsa. Neye tanıklık ediyorlar? Gökte insanların hayatlarını değiştiren olağanüstü bir tanrı olduğu gerçeğine tanıklık ediyorlar. Ve bu vaftizlerin hayatlarımızda ne yaptığının bir özetini vereyim sizlere hemen. Kurtuluşu aldığımda yeni bir kişi oluyoruz suyla vaftiz olduğumuzda eski kişi gidiyor ve ruhla vaftiz olduğumuzda yenisinde yaşama gücünü alıyoruz. Şimdi cennete gitmek için sadece kurtuluşu alman yeterli. Gerçekten. Yani Çarmıhtaki Hırsız İsa kendi egemenliğine girdiğinde beni an dedi. İsa da ona sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın dedi. O İsa'ya iman etti, kurtuldu. Suyla vaftiz ruhla vaftiz olmadı. Eminim ki askerlere bakın. Kurtuluşu aldım. Şimdi gidip suyla vaftiz olmam lazım demek isterdi. Ama anlaşılan askerler izin vermedi belli ki. O halde kurtuluşu aldı ama cennete gitti ve birçok imanlı var ki kurtuluşa alıyorlar ama suyla ve ruhla vaftiz olmuyorlar. O yüzden güçleri yok. Aslında birçok imanlı küçükken bu koridorlarda yürüyor ama aslında gerçekten kendilerini Mesih'e teslim etmiyorlar ve kurtuluşu almıyorlar. Bir zaman sonra alıyorlar ama önceden suyla vaftiz oldukları için tekrar olmaları gerektiğini düşünmüyorlar ve bunu kaçırıyorlar. Çünkü bunun kurtuluşu aldıktan sonra olması gerekir. Tekrar dikkat edin kurtuluş, su ve ruh. Pekala sizlere başka bir ayet okuyayım. Biliyoruz ki eski antlaşma bizler için bir örnektir. 1. Korintliler 16 ve 11. ayetler. 1. Korintliler bölüm 10 ayet 6 ve 11. eski antlaşmadaki her şeyin örnek alarak öğrenmemiz için yazıldığını söyler tamam mı? Şimdi 1. Korintliler 10 ayet 1 diyor ki Kardeşler, atalarımızın hepsinin bulut altında korunduğunu ve hepsinin denizden geçtiğini bilmenizi istiyorum. Diğer ayeti okumadan bunu düşünmenizi istiyorum. Musa onlar için bir kurtarıcıyı temsil ediyordu. Yani Musa onların Mesih temsiliydi. Başka bir deyişle Mesih bizi tutsaklıktan kurtardı. Musa onları tutsaklıktan kurtardı. Musa Mesih değildir tabi ki ama Mesih'in sembolü ya da temsilcisiydi. Ben size diyorum ki bizim kurtarıcımız olan İsa da vaftiz olmamız gerekiyor. Suda ve ruhta da kutsal kitap bazen mecazlı bir dil kullanıyor. Kutsal ruh şunlarla temsil edilebilir. Yağ, yağla kutsanmak, ruhla kutsanmak ya da bulut olarak ve hatta bazen ateş çünkü diyor ki çünkü diyor ki İsa ruhla ve ateşle vaftiz etti. Hatırlayın gün boyu bir bulut geceleri ise ateş tarafından yönlendiriliyorlardı. İşte, işte kutsal ruh. Kutsal ruh onları yönlendirdi. O zaman dediğim şey şu. İsa'da, suda ve ruhta vaftiz olmalıyız. Hemen sonraki ayetin anlatımındaki meceza dikkat edin. Bakalım üç vaftizi görebilecek misiniz? 1. Korintiler 10 ayet 2 Musa'ya bağlanmak üzere hepsi bulutta ve denizde vaftiz edildi ve dikkat edin ki vaftiz kelimesini kullanıyor. Musa'da vaftiz edildiler, Mesih temsillerinde. Bulutta vaftiz edildiler. Kutsal Ruh ve denizde vaftiz edildiler, su. Ve özellikle vaftiz kelimesini kullanıyor. Dün akşam ibadetten sonra eve giderken de bir anlatıyordum ve şimdi işte beni etkileyen ayet bu oldu dedi. Çünkü üç vaftizi de çok net bir şekilde gördüm. Kurtarıcılarına bağlanarak vaftiz oldular. Denizde vaftiz oldular. Ve bulutta vaftiz oldular. Su ve ruh. Size bir şey daha göstermek istiyorum ve sonra bitireceğiz. Bunları sileceğim. Hem de çok iyi sileceğim. Hiçbir şekilde silip üstüne yazan hocalarınız oldu mu? Ondan nefret eder miydiniz? Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum bunu bir kez yapan bir hocam oldu ve onun için dua bile etmedim. Çünkü bilirsiniz çok üzülmüştüm. <laughs> Bu arada bilmenizi istiyorum. Şu an ne düşündüğünüzün yanı sıra OKB değilim. <laughs> Pekala. Bu muhtemelen anladınız bile sanatsal yeteneğimden dolayı bu. Hala hala anlamamanıza inanamıyorum. Bu Musa'nın tapınağı. Sadece küçük şeyleri koymadım, tamam. kutsal yer ve en kutsal yer. Burası dış avlu, iç avlu, kutsal ve en kutsal yer. Tanrı buradaydı değil mi? Buradaki tüm benzetmelere bakabiliriz ama bunun için zamanımız yok tamam. Size söylemek istediğim şey şu. Sadece tek bir kapı var. İsa. Tek yol İsa. Başka bir yol yok. Başka bir yolla Tanrı'nın huzuruna çıkamazsın. Tek bir kapı var içeri girdiğinde bunu düşünmenizi istiyorum. Çünkü 3 bölümden, 3 tanıktan, 3 vaftizden bahsettik. İçeri girdiğinde tabii ki de arzumuz imanlar olarak Tanrı'nın huzuruna gitmektir. Bunu dinleyin. İçeri girdiğinizde oraya girmeden önce yapmanız gereken 3 şey vardır. Bu bir tesadüf mü? Üç şey o üç şey neydi? Tam bu bir sunak vardı. Kuzunun kanını akıttığın neyi temsil ediyor olabilir? Kurtuluş. İsa günahsız, kusursuz, mükemmel Tanrı kuzusu. Hatırlayın, üç şey konuşuyoruz. Diğer aşama, yıkanma kazanı. Suyla yıkanmak için. Ne isim geliyor? Ne isim geliyor? Su vaftizi. Ve Tanrı'nın huzuruna girmeden önce yapmış olman gereken üçüncü bir adım vardı bir yıkanma. Pardon, yıkanma değil. Ya şişesi. Ya şişesi. Ya ile mesedilmek için. Neyi temsil ediyor? Fikriniz var mı? Kutsal ruhla vaftiz. Harika olan şey şu. İnsanlar kurtuluşu alıyor. Tamam, şimdi su vaftiz olman lazım. Tamam, suyla vaftiz olayım. Kutsal ruhla vaftiz olman lazım. Ee, onunla ilgili şeyler duydum. Onu olmamayı tercih ederim. Tanrı'nın huzuruna giremiyorum. buraya yanlış ya da doğru olmayan şekilde girdiğinde ne olurdu biliyor musun? Kendi kurallarınla Tanrı'nın huzuruna giremezsin. Tanrı'nın girmeni söylediği şekilde girersin. Bu bir tesadüf mü? Üç şey yapman gerekiyordu. Kutsalların kutsalına en kutsal yere girmek için. Kan, su ve yağ. yapmak istediğim şey şu. Sizin için dua etmek istiyorum. Ve şunu söyleyeyim. Dün akşam topluluktan topluluğa değişmek üzere kişilerin %25 ile %50'si kadar kişi kutsal ruhu almak için öne geldi. Utanmayın, yanlış bir şey yapmış gibi ya da ruhsal biri değilmiş gibi hissettirmeyin. Şeytanın sizi caydırmasına izin vermeyin. Her kampüste. Her kampüste Birazdan ve Richard Hills bir overflow odasındaysanız sadece ayağa kalkabilirsiniz. Eğer odadaysanız sadece ayağa kalkabilirsiniz. Ya da eğer ibadet odasına öne gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Ama sizden istediğim şey kafanızı eğip gözlerinizi kapatmanızı bile istemeyeceğim. Cumartesi günü olan ibadette de istemedim. Eğer isterseniz ve ben sizin için dua edeceğim eğer almak isterseniz bir kere de hepiniz için dua edeceğim. Eğer kutsal ruhu almak istiyorsanız sizden her kampüste yerinizden kalkmanızı istiyorum şu an. Gelin ve kürsünün önünde durun olur mu? Sadece kalkıp gelin, şeytanın sizi gelmekten caydırmasına izin vermeye kalkışmayın. Sakın gururun sizi engellemesine izin vermeyin. Eğer Salt Lake'teki üst kattaysanız çıkışlara gidebilirsiniz. Orada pastörlerimiz var ya da buraya öne gelebilirsiniz. Eğer üst kattaysanız şuradaki merdivenlerden öne gelebilirsiniz. O halde gelin, gelin utanmayın. Bir şeylerin sizi durdurmasına izin vermeyin. Eğer kutsal ruhla vaftiz olmak istiyorsanız ve dinleyin beni, garip bir şey olmayacak. Çünkü bazılarınız orada oturmuş, kutsal ruhu istiyorum ama garip şeyler istemiyorum diyebilir. Sakın şeytanın sizi caydırmasına izin vermeyin. Garip bir şey olmayacak. Kutsal ruhtan sizin üzerinize gelmesini isteyeceğim. Eğer dillerle dua etmeyi seviyorsanız, geçen hafta dediğim gibi bunu kendi sessiz zamanınızda yapabilirsiniz. Kutsal ruhun yönlendirişinde tamam. Yani garip bir şey olmayacak. O yüzden gelin. Eğer kutsal ruhu almak istiyorsanız üst kattan gelenler için biraz daha bekleyeceğim. Tekrar söylüyorum. North Richard Hills ve ve lütfen utanmayın sadece kalkın ve gelin öne doğru gelin. Eğer başka bir yerdeyseniz ayağa kalkabilirsiniz ya da odadan çıkıp ibadet salonuna gidebilir, öne doğru yürüyebilirsiniz. Buraya öne gelebilirsiniz. Eğer isterseniz gelmeniz iyidir. O yüzden gelin, hadi gelin utanmayın. Salt Lake kampüsünde daha gelenler var eminim o yüzden bekleyeceğim. Tekrar söylüyorum Frisco, Nerd, Richard Hills hala geç değil. Kimse size gülmeyecek, garipsemeyecek. Herkes sevinecek tamam mı? Eğer kutsal ruhu almak istiyorsanız sadece kalkın gelin ve öne gelin olur mu? Gelin, gelin. Biraz daha bekleyeceğim çünkü hala gelenler var. Onlar gelirken sizlere bir hikaye anlatayım. Ben kutsal kitap okulundayken Lial Modi yorum kitabını çalıştım ama tanıklığının bu kısmına atladım çünkü teolojik olarak bu kısmına katılmıyorlardı. Deal Modi Chicago'da pastörlük yaptı. Kilisesinde hiç güç yoktu, yıllarca hiç güç yoktu. Ve o kiliseden iki genç kadın dedi ki, ''Pastör, sizin kutsal ruhla vaftiz olmanız için dua ediyoruz.'' ve teşekkür ederim. O taş da gitmiş. Burada bir tahta vardı hatırlıyor musunuz? Ve teşekkür ederim ama ben zaten kurtuluşu aldığımda ruhla vaftiz oldum dedi. Ve sadece tamam dediler. Ve o kibardı. Onlar da kibarlardı. Ve ruh da vaftiz olman için dua ediyoruz dediler. Ve o sözü çalışmaya başladı. Çünkü hizmetinde güç göremiyordu. Kimse kurtulmuyordu. Kimse kurtulmuyordu. Ve kutsal kitapta gördü ve Bodrum'unda kutsal ruhu almak için dua etti. İsa'dan onu ruhla vaftiz etmesini istedi. İsteyeceğimiz kişi odur. Sevginin bir sıvıymışçasına dalgalar halinde gelen bir şey gibi olduğunu söyledi. Bir hafta sonra kalkıp önce vaaz ettiği aynı vaazı tekrar verdi ve, ve birçok kişi kurtuluşu aldı ve yüzlerce kişi gelmeye başladı ve, ve sonra binlerce kişi ve Tanrı'nın gücü Del Modi'ye öyle kuvvetli bir şekilde gelmiş ki bir fabrikadan geçerken fabrika çalışanlarının ve başka yerden insanların dizlerine çöküp kurtuluş aldıkları söyleniyor. İşte bu kutsal ruhun gücüdür. Kutsal ruhun gücü öğrencilere geldiğinde diyor ki onlar için bu söyleniyor. Bu adamlar dünyayı ters düz ettiler. İşte ruhun gücü. O halde yapmanızı istediğim şey bu. Gözlerinizi kapatın eğer geldiyseniz ve ellerinizi açın göğe doğru. Kaldırmanıza bile gerek yok. Sadece yukarı doğru açın. Sadece alıcı modunda olmanızı istiyorum olur mu? Ve sizin her şeyden önce size kalbinizde dua etmenizi istiyorum. Yüksek sesle olması gerekmiyor. Ve sadece yüreğinizde dua edip kutsal ruha seni kabul ediyorum deyin. Tam şu an seni alıyorum, kabul ediyorum. Kutsal ruh ve sonra İsa'dan. Çünkü kutsal kitaba göre ruhla vaftiz eden odur. İsa'ya deyin ki, İsa bugün senden beni kutsal ruhta vaftiz etmeni istiyorum. Ve sizler için dua edeceğim ama sadece hatırlatmak istiyorum. İmanla alıyorsunuz. Nasıl imanla İsa'yı kabul ettinizse aynı şekilde o yüzden eğer olağan dışı bir şey hissetmezseniz bazıları Mesih'i kabul ettiklerinde hissediyor, bazıları hissetmiyor duygularınızın imanınıza engel olmasına izin vermeyin. Şu anda bilmenizi istiyorum ki kalbinizi açtığınız için Tanrı sizin dualarınızı duyacak. Kabul etmenizi istiyorum şu an. İsa şu an sana geliyorum. Kız ve erkek kardeşlerimi kutsal ruhla doldurmanı istiyorum. Şimdi İsa'nın adıyla tepeden tırnağa üst kattaki öğrencilerin, Samiriye'deki öğrencilerin, ulusların, elçilerin işleri onda, 19'da Öğrencilerin üzerine nasıl indiysen aynı şekilde şu anda onların üzerine gelmeni ve onları doldurmanı istiyorum. Başlarından ayak uçlarına kadar kutsal ruhun gücüyle mes'et onları şu an. Ve şeytanın ve kötü her ruhun üzerinde yetki alıyorum. Her korku ruhu, güvensizlik ruhu, reddedilme ruhu, öfke ve acı kök kötülük ve kıskançlık ve çekememezlik hırs ve yalan gurur ve Rab İsa Mesih'in gücü ve kanıyla sizi azarlıyorum ve onları bırakmanızı emrediyorum her bağımlılık her kutsallık onları tutan her imansızlık her korku ruhu size şu an gitmenizi emrediyorum ve düşmanın bıraktığı her boşluğu kutsal ruh şu an doldurmanı istiyorum şu an insanın adıyla onları taşıyan bir güç sevgi nezaket yumuşak huylulukla doldur ve sadakatle ve öz denetimle doldur kutsal ruh. Gel kutsal ruh ve şimdi sana diyoruz ki seni kabul ediyoruz. İsa teşekkürler, teşekkürler. Şu an kutsal ruhu almak isteyen her bir kişiyi vaftiz ettiğin için, bizi ruhla vaftiz ettiğin, doldurduğun için teşekkürler, teşekkürler. Kabul ediyoruz şu anda imanla, İsa'nın adıyla ve sizden sadece Rabbe teşekkür etmenizi istiyorum.'' Teşekkürler Rab. Teşekkürler Rab. İsa'nın adıyla teşekkür ediyoruz sana Rab. Teşekkürler Rab.